Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum tüm Muhabbet Kuşu sever dostlarımıza. Hemen kısa arkadaşlar ne yaptığımızı anlatacağız soran arkadaşlarımız için. Şimdi dostlar görmüş olduğunuz gibi bütün kafeslerimizin hemen hemen çoğu boşaldı. Artık ufak ufak dinlendirmeye geçtik. Bu sene sizlere dinlendirmeye geçmeyeceğim diye arkadaşlar söylemiştim. Fakat karar değiştirdik. Çünkü dinlendirme önemli. Takımlarımızdan 3'er ağız yavru aldık. Biz sezon ortasında ara dinlendirme yapmadığımız için de kuşlarımızı dinlendirmeye çekmeye karar verdik. Tabii ki bildiğiniz üzere Haziran 15 gibi biten üretim sezonu arkadaşlar. Yeni sezonda Eylül ortalarında başlıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Lakin biz bu sene biraz daha erken takımlarımızı dinlendirmeye aldığımız için Eylül'ü beklemeyeceğiz. Çünkü benim olduğum yerde sıcaklığın herhangi bir arkadaşlar eksi yönü benim için söz konusu olmadığından dolayı şimdilik dinlendirmeye aldık. Burada arkadaşlar 2-4-5 takımım kaldı. Yavrulu onlar da yeme düştükten sonra bunları da bu takımlarımızı dinlendirmeye çekeceğiz. Hemen bu tarafta Breakfast takımlarımız var. Bildiğiniz üzere onları da dinlendirmeye alacağım arkadaşlar. Yani burası komple boşalacak. Ne yapacağız dinlendirmeyi aldıktan sonra? Kafeslerimiz tek tek arkadaşlar temizlenecek, dezenfekte edilecek. Yuvalıklarımız tek tek çıkacak, dezenfekte edilecek. Burası komple boşalacağından dolayı bir ilaçlama yapacağız. Daha sonrasında ufak ufak arkadaşlar bu kafeslerimizin olduğu yerin arka tarafı duvarları boyanmamıştı. Onları da boyayacağız ve düzenimizi artık sezona doğru ayarlayacağız. Şimdi takımlarımızı dinlendirmeye aldık. Şimdi hemen bir yan tarafa geçelim ve orada sizlere daha yakından bir şekilde anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Evet dostlarım. Shorts videosunda da paylaşmış olduğumuz gibi artık salma sezonumuzu açmış bulunduk. Kuşlarımızı dinlendirmeye çektik. Dinlendirmeye çektiğimiz esnada sevgili dostlar neler yapacağımız hakkında sizlere ufaktan da bir en azından videonun konusu olsun bilgi vermeye çalışayım. Bu arada buradaki büyük salmamıza da 3-4 aylık Show ve Jumbo arkadaşlar yavrularımızı koyduk. Daha iyi bir şekilde palazlansınlar diye, kemik gelişimleri, kas gelişimleri daha iyi olsunlar diye dişil erkek olmak üzere ayırdık. Şimdi bu tarafta gene sevgili arkadaşlar nedir? Bizim kendi takımlarımızın dişileri mevcut. Show ve Jumbo karışık. Çoğu show arkadaşlar. Piyasa show dediğimiz showlardan. Bu tarafta da erkeklerimiz. Altta da gene arkadaşlar bu sezonun yavrularından olan arkadaşlar kuşlarımız mevcut. İnce ve kalın yavrular şu şekilde. Bunları buraya almamdaki sebep bu taraftaki kuşlarımızın egzotunu geçtik. Bir hafta arayla iki kere ve daha sonrasında küllerini gerçekleştirdik ve burayı tamamladık. Şimdi öbür taraftaki takımlarımı bekliyorum arkadaşlar. Onları da buraya getirdikten sonra hepsine aynı sisteme uygulayacağız. Şimdi kuşlarımızı dinlendirmeye almamızdaki en büyük amaçlardan bir tanesi sezon boyunca çalışan kuşlarımızın artık daha rahat bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmeleri için biz kuşlarımızı tabiri caizse salmalara alıyoruz. Salmaları alıp onları daha rahat bir şekilde oynayarak, işte uçarak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyoruz ve dinlendiriyoruz. Özellikle dişilerimiz sezon boyunca yumurta yapıp yavrulara baktığından dolayı çok kuluçka yapmanız arkadaşlar nedir? Tehlikeli olabiliyor. Kuşumuz strese girebiliyor, yumurtaları kırabiliyor ve bu yüzden de sevgili arkadaşlar bu dinlendirme olayına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet dostlarım, dinlendirmeyi aldıktan sonra yapacağımız ilk işlerden bir tanesi kuşlarımızın dış parazit dediğimiz parazit uygulamasını geçmek oluyor. Biz ne yaptık? Exalt geçtik arkadaşlar. Hemen kısaca onu da sizlere bilgisini geçeyim. Exalt'umuzu bir hafta arayla arkadaşlar kullandık. 1 litreye 1 milim şeklinde Exalt'umuzu uyguladıktan sonra geriye kalan 6 gününde temiz su geçiyoruz ve daha sonrasında da arkadaşlar temiz suyumuzu geçtikten sonra 7. gün tekrardan bir Exalt uygulaması yapıyoruz.
Exodus uygulamamız bittikten sonra iki günlük ömür verebilirsiniz arkadaşlar. Kuşlarımızı kür zamanı geldiğinden dolayı hemen boğmamak adına ufaktan bir ara veriyorsunuz. Bu arada bu yavrularımız da güzel suya girmiş oldu. Ara verebilirsiniz. Daha sonrasında arkadaşlar artık sırasıyla bütün türleri kuşlarımıza geçeceğiz. Bu sene dediğim gibi gene dinlendirmeye aldık ve devam edeceğiz. Evet, şuradaki salmamız da umarım görüyorsunuz arkadaşlar, gayet rahat bir uçum salması yaptık. Bu yüzden de sizlerden diyeceğim, lütfen dinlendirmeye çok dikkat edin. Bir dahaki sezonda, şimdi burası bildiğiniz gibi showroom bölümümüz oldu. Burada artık salmalarımız var. Şu tarafa da gene bir tane salma arkadaşlar yapabiliriz. Ve daha sonrasında gene salma yapmayı düşündüğüm önümüzdeki sezonda yerlerden bir tanesi de, hemen şöyle geçelim, şu karşısı olabilir arkadaşlar. Tam emin değilim ama bakacağım. Bu sene hemen hemen şöyle söyleyeyim, bir 30-35 takımla arkadaşlar Blackface'ler de bunun içine dahil olmak üzere şu şekilde arkadaşlar. Bir 30-35 takımla ne yapacağız? Sezona inşallah start vereceğiz. Bu sezon çok daha değişik mevzular var aklımızda. Umarım onları da gerçekleştireceğiz. Burada da yavrularımız var gene. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunları da içeriye alacağız ilerleyen zamanda. Hemen burada gene şu şekilde bir takımımız var, yavrusu var. Buradaki takımımızın arkadaşlar yavrusu var. Hemen şöyle geçelim. Burada var. Ve şu yukarıda görmüş olduğunuz arkadaşlar Blackface'lerimiz var. Evet dostlarım, bizde durumlar bu şekilde. Dediğim gibi dinlendirme sezonunu açtık. Artık ilaçlama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Dış parazit, koksidiyoz, mantar gibi türlerimizin hepsini kuşlarımıza geçeceğiz. Ve kuşlarımızı iyi bir şekilde sezona arkadaşlar hazırlamış olacağız bu vasıtayla. Sizlerin de elinizden geldiği kadar arkadaşlar, eğer ki sezon arasında dinlendirme yapmıyorsanız, muhakkak ki muhakkak sezon sonunda en azından 3 kuruçkadan sonra kuşlarınızı dinlendirmenizi, bulunmuş olduğunuz ilin, ülkenin hava durumuna göre sezonun başlama ve bitiş tarihleri tabii ki değişebilir arkadaşlar. Buna dikkat ederek sizler de elinizden geldiği kadar bu şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki ilerleyen videolarda neler yapıyoruz, hangi ürünleri kullanıyoruz, küre esnasında neler yapacağız, onların hepsini sizlerle paylaşacağım. Yapacağımız küre çok basit bir küre olacak. 5 gün arka arkaya bir tek bir kür düzenleyeceğiz. Arkadaşlar 5 günlük bir kürümüz olacak ve 5 günlük kürün arkasından da probiyotik ve vitamin takviyemizi yaptıktan sonra İşimiz bitecek. Yani toplamda çok kürü uzatmayacağız. Exalt'u da bunun içine katarsanız arkadaşlar 20-25 günlük bir kür planlamam var. Bu kür planlamasını da ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağım. Exalt geçeceğiz demiştik. Şu şekilde arkadaşlar Exalt'umuz 1 litreye 1 milim şeklinde ve diğer ilaçlarımız da aşağıda, kür ilaçlarımızın hepsini hazırladık. Evet dostlarım, bizlere Instagram adresimiz olan Avciler Muhabbet Kusu adresinden ulaşabilirsiniz. Gene her videoda söylediğim gibi elimden geldiği kadar arkadaşlar sorularınıza yanıt vermeye çalışıyorum. Tabii ki yoğunluğumuz olabiliyor ve bu yoğunluk esnasında da cevap veremediklerimiz de olabiliyor. O yüzden de kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, büyük salmalarda özellikle arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir civciv yemini kullanıyorum. Büyük salması olan arkadaşlarımız kullanabilirler. Gayet elverişli. 4-4,5 kiloya yakın bir yem kapasitesi var. Herhangi bir yem israfı olmuyor. Arkadaşlar kullanabilirsiniz. Ben gayet memnunum. Dediğim gibi buradaki kuşlarımızın tüm kür planlaması yapıldı. Dış parazitleri geçildi. Şimdi artık sıra bu taraftaki kuşlarımıza ve arka taraftaki arkadaşlar kuşlarımıza geldi. Evet, lafı fazla uzatmadan bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum.
sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Şimdiden dinlendirme planınızın en iyi şekilde geçip kuşlarınızı yeni sezona hazırlamanız dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.